kalp kapakçıklarını bozar mı diye sorular da geliyor ya da... Tabii şimdi kalp yetmezliği olduğu zaman kalp zaman içerisinde büyüyor. Büyüdüğü zaman da işte biliyorsunuz 4 tane kapakçık var. Özellikle sol kapakçık, mitral kapakçık dediğimiz kapakçık. Kalp büyüdüğü zaman anulus dediğimiz kalbi kapakçığı çevreleyen doku da büyüyor, genişliyor. Genişlediği zaman arada açıklık kalıyor. Ve o zaman kan bir sefer geriye doğru kaçıyor ve bir kısır döngü oluşuyor. Bu sefer kalp büyüdükçe kan daha geriye kaçıyor, geriye kaçtıkça kalp daha büyüyor. Kalp daha büyüdükçe geriye kaçış daha çok artıyor ve böyle bir kısır döngü olarak ciddi kalp yetmezlikleri ve kapak hasarı da beraberinde gelişiyor. Peki kişiyi tedavi etmeniz gerekiyor. Hazırlanma safhasında yapmış olduğunuz bu bahsettiğiniz tahliller, tetkikler yapıldı. Sonra anesteziye mi gidiyorsunuz hocam? Ameliyat hazırlıklarına başlama adına. Yani ameliyat işte kalp yetmezliklerinde çok radikal ameliyatlar yok. Yani evet. Ancak kalp nakli yapman lazım ya da bu asistif dediğimiz cihazlar takmamız lazım. Bazen işte pillerin biraz gerekebiliyor, faydası olabiliyor. Ama genel olarak çok böyle radikal tedavisi yok bu söylediğim şeyler dışında. Yani ilaç tedavileri devamlı işte idrar söktürücüler, kalp güçlendirici ilaçlar, işte akciğer tansiyonu düşürücü ilaçlar, ödeme azaltıcı ilaçlar. Bayağı bir rahatlatabiliyoruz tabii. Psikoloji de çok önemli değil mi hocam? Stres ister istemez mutlaka kendisi ve ailesi... Genelde bir yılgınlık oluyor, genelde bir motivasyon düşüklüğü oluyor, bir moral bozukluğu oluyor. Ama bu tür hastalara eğer tedavisi düzeltip, işte bak sen düzeldin, bak işte ki düzeltebiliyoruz yani eğer çok aşırı ileri derece değilse, hasta tam normal bu ödemleri bütün gidebiliyor, bütün ayaklardaki ödemler, karındaki ödemler, nefes alıkları da tamamen düzelebiliyor ilaç tedavisine. Hasta da kendine dikkat edebilirse, işte dikkatten kastımız ne? İşte özellikle tuz alımı, işte küre alımı. Yani bunlara dikkat edeceğiz. İlaçların düzenli kullanmasını çok önemli. Unutursa sıkıntı olur mu? Ya, tabii bazen işte, unutan tabii, danışanlar yazıyor. Eğer ihmal eder, kendine dikkat etmezse maalesef kalp yetmezliği daha da ilerleyebiliyor. Ama dikkat ederse tamamen hasta normal hale getirebiliyoruz. Yani kalp zayıf olsa bile. En azından bu semptomları dediğimiz yani şikayetleri, işte ayaktaki ödem, karnındaki şişlik, nefes aralıkları onları düzeltebiliyoruz. Harika.